Aresti önlemek için erken tanı ve erken yardım çağrısı kesinlikle önemli. Zaman kazanmak için kesinlikle erken kardiyopulmoner resütasyon yapılmalı ve kalbi tekrar çalıştırabilmek için erken defibrilasyon yapılmalı. Yaşam kalitesini tekrar sağlayabilmek için de resütasyon sonrası bakımın yüksek kalitede olması gerekiyor. Mavi kod muhakkak verilir, hasta sırt üstü çevrilir ve hava yolu sağlanır. Hava yolu sağlanır ve solunum kontrol edilir. Baş ekstansiyona getirilip çene öne doğru kaldırılarak, yukarı doğru kaldırılarak hava yolu açıklığı sağlanır. Ağız içinde veya solunum yolunda görünen kısmında hava yolunu tıkayan bir cisim varsa uzaklaştırılır. Eğer servikal hasar düşünülüyorsa kesinlikle başa ekstansiyon verilmez. Spontan solunum kontrol edilir. Gasping, zorlu solunum veya hırıltılı solunum gibi yeterli olmayan solunum şekilleri kesinlikle tanımlanır. Solunum yeterli olmadığının değerlendirilmesi için 10 saniyeden fazla zaman harcanmamalıdır. Dolaşımın değerlendirilmesi güç olabilir. Amaçlı hareket, normal solunum veya öksürük refleksi olmayan hastanın yaşamsal belirtilerinin olmadığını düşünülerek derhal CPR başlatılmalıdır. Karotid pulsasyonu sırasında kalp tepatının ya da nabzın olup olmadığı bakılabilir ama kesinlikle çok zaman harcanmamalıdır. 10 saniye üzerindeki zaman kaybı ciddi hasar verecektir. Kardiyopulmoner resütasyona geçtik. Kalp tepatımı yok. Kalp tepatımı olmadığında da bu durumda kompresyon yapmamız gerekiyor. Bir elimizin topuğunu hastanın göğsünün ortasına genellikle 1/2 alt kısmına sternum, göğüs tahtasının 1/2 alt kısmına konur. Diğer elde el o topuğun üzerine konur ve 90 derece açıyla 90 derece ile en az 5 santimetre bastırılır ve 30 kez bastırılır. Burada 2010 yılında bu kural kondu. 5 santim en az bastırılması kuralı kondu. Ancak 2015 yılında buna şöyle bir madde eklendi. En az 5 santim ancak en fazla 6 santim olması kuralı getirildi. Bırakırken hastanın göğsünden ayırmayacaksınız. Ancak hastanın göğsünün tekrar aynı pozisyona geldiğinden de emin olacağız. Ve dakikada 100 kompresyon yapmaya çalışacağız. Burada bu konuda da bir değişiklik yapıldı. 2010 yılında 100 ve üzerinde kompresyon öneriliyordu. Ancak yapılan bazı çalışmalarda 140 ve üzeri kompresyonlarda ciddi outcome yani taburculuk sorunları ortaya çıktığı görüldü. Bu nedenle 2015'te kompresyon sayısı 100 ile 120 arasında sınırlandı. İki kez yavaşça nefes verin. Bu şu kural şunun için geçerli. Eğer hastanın kalp tepatımı varsa, hastanın solunumu yoksa bu durumda iki nefes verilir. Bu durumda nefes borusu açık tutulur. Ne demek bu? Baş ekstansiyona getirilir. Çene, mandibula yukarı doğru, öne doğru kaldırılır. Burun parmakla kapatılır. Derin bir şekilde nefes alınır. Dudaklar hastanın ağzına yapıştırılır veya koruyucu konur veya uygun bir aparatla soluk verilir. İki kez yavaşça nefes verilir ve her birini 1,5 saniye, 1,5 ila 2 saniye arasında sonlandırılır. Ve her nefes verdikten sonra tekrar nefes alınır. Nefes verirken de göğsün kalkışı izlenir. Kompresyon hızı bütün yaş gruplarında 100-120 dakika. Kompresyon derinliği yetişkinlerde dediğim gibi 5 santim, 6 santim geçmeyecek şekilde. Bir yaştan puberteye kadar olan çocuklarda ise göğüs ön arka çapının 1/3 kadar yaklaşık 5 santimetreye geliyor da bebeklerde ise yine 1/3 kadar o da yaklaşık 4 santimetreye geliyor. Geri tepme yani
göğsün bırakılması bu kesinlikle çok önemli. Kompresyondan sonra göğsün kesinlikle eski haline gelmesi için bırakmamız gerekir. Ama ellerimizi göğüsten kesinlikle kaldırmadan. Ardından kompresyonlar arasındaki süre kesinlikle 10 saniyeden uzun olmamalıdır. Ellerin yerleşimi yetişkinlerde iki el sternumun ikinci alt yarısında yerleştirilir. Birbiri bir yaş puberte arasında ise bir el sternumun üzerinde yerleştirilir. Eğer bebeklerde ise iki parmak göğsünü sıkıştırır şekilde tutulur. Tek kişi ise iki parmakla göğüs sıkıştırır. Şimdi 2010'da asıl o devrim olduğu şeyde kardiyopulmoner resütasyonda daha önceleri şöyle bilinirdi. A, B, C. Yani bir an önce airway yani hava yolu ardından solunum ardından kompresyon olarak önerilirdi. Bu 2010 yılına kadar böyle. Ancak 2010 yılında tamamen değişti. Kesinlikle ve kesinlikle kompresyon. Solunum ikinci planda. Sonra hava yolu, sonra solunum. Ventilasyona başlanmadan önce mutlaka göğüs kompresyonuna başlanmalı. İki kişi kardiyopulmoner resütasyon yapılırsa ilk 30 kompresyon yapıldıktan sonra hava yoluna geçilir. Öncelikle ve öncelikle kesinlikle ilk yapılacak şey kompresyon.